9033 sürümünde yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminin farklı döviz tipleriyle çalışabilmesi desteklenmiştir. Gördüğünüz gibi bu carimin hareketlerinde e, borç olarak dolar ve euro hareketlerim, alacak hareketlerinde de euro ve TL kayıtlar bulunmaktadır. Şimdi ben yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemini çalıştırdığımda sadece bu cari için çalıştırıyor olacağım genel kısıtlarda dövizi kapatma kısmına evet deyip kapatmasını gerçekleştirmek istediğim yani kapatmaya dahil edeceğim döviz tiplerinde seçimini buradan gerçekleştirebiliyorum. Ben şu anda tüm dövizlerim için birbiriyle kapamasını gerçekleştirmesini istiyorum. Ayrıca kapatmayı hareket tarihine göre gerçekleştirsin ve bu kapatmada döviz tipleri arasındaki dönüşümlerde kullanacağı kur seçimini gerçekleştiriyorum. Bunu da parite tarihi alanından yapıyorum. Burada boş tarihi, alacak tarihi ya da ilgili işlemi gerçekleştirdiğiniz günün tarihinden biri seçilebilir. Ben bu şekilde işlemi çalıştırdığımda özel hesap kapatma ekranına geldiğimde örneğin bu 100 dolarlık borç hareketinin tamamının kapatıldığını görüyorsunuz. Buradaki 100'ün üzerine kliklediğimiz zaman buradaki 100 dolarlık hareketin bir kısmının TL, bir kısmının da euro olan alacak hareketleriyle yaşandırmalı özel hesap kapatma işlemi çalıştırılarak kapatıldığını görebiliyorsunuz.